Merhaba. Şimdi bir memur bir babanın kızını istemekle ilgili bir skeç gelecek. Aa. Nazar nazar. Ne düştü ya öyle? Küpe, ama bu küpe gibi de değil ya. Yani o bir şey düştü ya. Onu kulağın nasıl taşıyor seni? İşte. Bakayım. Biz... Evet, doğru taşıyamadı. Gerçekten iyiymiş ya. İşte biz kadınlar neleri taşıyoruz. Evet, siz gerçekten çok büyük yüklerin altına giriyorsunuz. Yani bu... Benim kulak memem de taşır biliyor musun? Benim kulak memem... Gerçekten çok anlamsız büyük bir kulak memem var. Onu değerlendirmem lazım. Ne yapsam acaba ya? Böyle çok boşta duruyor. Yani bilmiyorum, kulak mememi anlatırken deldirsene bulduk kulağını. Kendimi. Deldirsene. Deldirsene. Ya çekindim. Kulağımı niye deldireyim? Yani şey... Ben, çünkü bir küpe de şey olmaz. Bir sürü küpe de saçma duracak. Evet. Seninki gibi büyük bir şey de bir şey durur. Bilmiyorum. Değerlendireceğim ama. Olsun. Kulak mememle konuşuyoruz şu an, değil mi? Çok şıksın bu arada. Teşekkür gerçekten. Ederim. Tek küpe de güzel durdu bu arada. O da enteresan oldu. Teşekkür ederim. Ne dedin konusu skeci? Memur bir babanın kızını istemekle alakalı bir skeç gelecek. Süper. O yüzden ben sunmak istedim. Çok iyi. Memur kızı mısın? Evet. Benim hem babam hem annem devlet memuruydu. Öyle emekli mi? Oldular. Evet. O yüzden ben sunmak istedim çok bu skeci. Nasıldı evde hayat? Nasıl? İlginç. Hala çalışıyorlar mı? Yok. Emekli oldular ama benim çocukluğum çok ilginç geçti mesela. Ben çocukken beni, yani çok küçükken bırakacak birini bulamadıklarında annem işe götürürdü ve annem icra müdürü. Hadi canım. Evet. Annenle icraya mı gidiyordun? Evet. Aa. Ya icra arabasında avukatlar, icracılar ve ben icraya gidiyoruz milletin evini hazzetmeye. Sen ve ne hissediyordun? Ne oluyor zannediyordun? Ben zannediyordum ki o hazzettiğimiz evdeki eşyalar bizim eve gelecek. Oh ne güzel hayat. Çok mutluydum o yüzden. Kendime öyle eşya seçiyordum, oyuncak moyuncak. Öyle değilmiş. Aa. Evet. Çok saçmaymış ya. Çok acayip bir hikaye. Bu ayrıca bu güzel de bir skeç konusu biliyor musun? Evet. Ya icra müdürü... yapsana ya. İcra müdürünün çocuğunun gelmesi. Aslında bir tane bizim icra müdürüyle ilgili bir skeçimiz vardı ama o çok daha naif bir skeçti. Ya şöyle olaylar falan yaşadık annemle. Şimdi tabii ki bu hassas bir konu. Hani evin hazzedilmesi vesaire ama şimdi bazı insanlar var. Adam 15 kişiyi dolandırmış. He. Gerçekten kendisi rahatlıkta oturuyor. Millet böyle aç susuz falan. Onun evine gidiliyor. Onun eşyalarını hazzetmek için. Adam hem suçlu hem güçlü. Memur diye annemi kovalıyor sopayla. Hadi be. Ve şöyle 6 yaşındayım. Annem önde, ben arkada. Sopayla bir adam bizi kovalıyor icra arabasının arkasından. Yaşadığım travma yani. 6 yaşında bir çocuk böyle. Gerçekten doğduğun ev kaderinmiş ya. Yani... Çok güzel ki. Şimdi burada öyle bir memur izleyeceğiz. Evet. Evinde. Evet. Memur bir babamız var. Artık tamam. Memuriyetini o kadar sahiplenmiş ki onun kızını isterken bakalım neler yaşayacaklar. Neler yaşayacak. Süper. Evet. Kim yazdı? Gürhan Altundaşar ve Cihan yazdı. Çok güzel. Alkışlar gelsin bakalım. Memuriyetten istedik geliyor. İyi seyirler. Efendim, günaydın. Günaydın. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oğlum, kız istemeye geleceğimizden haberleri yok muydu? Baba, vallahi Cem sabah 9 gibi gelin dedi ama bana. Daha 10 dakika var, açılmadık. Şey, açılmamış Fatih. Gidelim biraz gezelim, dolanalım. Kahvaltı falan yaparak açılınca geliriz, ha? Dükkan mı lan bu? Yanlış mı geldik? Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Begüm ben, Ecem'in annesi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Neden merhaba. Kapıda kaldınız ya böyle? Kızım açılmamışsınız daha. Biz bir dolanıp gelelim. Bunlar burada kalsa olur mu? Aa, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen. Geçelim mi? Gürhan, ben hallediyorum. Buyurun. Buyurun, bekleme salonu burası zaten. Tekrardan hayırlı sabahlar. Günaydın. Ben içerideyim. Tamam. Mesai başlayınca gelirim. Hoş geldiniz. Nereye gitti lan o? Şey, babam memur da biraz hassas bu konularda. Evet. Aç mısınız, size ne ikram edeyim? Vallahi ne yalan söyleyelim. Ne yalan söyleyelim Fatih? Aklına ilk geleni söyle canım. Ya da doğruyu söyle ya. Vallahi açız Begüm Hanım, hiçbir şey yemedik. Karnımız gurul gurul. Evet. Anne keşke yalan söyleseydin. Hiç yemek yemiyorsun sanacaklar baba ya. Önemli değil. Ben zaten bir şeyler hazırlamıştım. Onları getireyim hemen. Ha, zahmet olmasın size. Tamam.
Ya ben tamamen iyi niyetle söyledim ya. Anneciğim ama o kadar uzun yoldan gelmişler. Bir şeyler mi getirsen? Ha. Tamam, ben hazırlamıştım onları, getireyim o zaman. Sağ olun. Sağ olun. Ya. Teşekkür ederim. Hemen getiriyorum. Sağ olun. Sağ ol kızım, sayende yaşayacağım. Kızım, annen ne iş yapıyor? Ev hanımı mı? Ek olarak ev hanımlığı da yapıyor ama kendisi diyetisyen. Terzi kendi söküğünü dikemiyorsa demek. Şaka babında benim. Evet, buyursunlar. Ah, ellerimle hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz yorum yapabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Bu ne? Hangisini soruyorum? Ben hiçbirini tanımıyorum. Ben soracağım ya. Begüm Hanım, başlangıç mı bu? Yok, öğün bu. Öğün, öğün, öğün. Öğün diyor. Fatih bir de bununla öğünüyor. Ben doymam. Seninkinden ver az. Öğünden ye Cemile. İnsan birazcık şükretmesini bilmeli. Vallahi gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Vallahi ben 30 yıldır 3 öğün yemek yaparım. Böyle cümle duymadım bundan. Afiyet olsun. Çok faydalı yalnız onlar. A, B, C, D, Z, Y, İ vitaminleri içinde. Ulan tabakta o kadar malzeme yok. Fazladan saydınız galiba. Baba başlama yine. Allah aşkına bir akışına bırak biraz ya. Neye başlamayayım lan? Bitti bile. Bir tabak daha iste lan. Kadın seni sevdi. Ben utanırım. İsteyemem ya. Ben utanmam. İsterim. Begüm Hanım, bizim oğlan utancından söyleyememiş. Varsa bir tabak daha alabilir miyim? Fazlası zarar ama. Azı da doyurmadı ama. Baba sen yapamayacaksın herhalde bu işi. Bak amcam dediydi. Babam beceremezse beni çağır dediydi yani. Sus lan sus. Nasıl bir eve denk geldik ya? Efendim, Gürhan Bey'in mesaisi başlamadı mı? Tekrar günaydın. Gel. Mesaimiz başladı. Nereye oturdu lan o? Ya oraya baba, gelmeyecek mi? Sen belli ki beceremeyeceksin. Amcamı arar mısın? Sus Allah ya. Aşkına. Adama bak ya, yüzümüze bile bakmıyor. Yürü gidelim kadın. Vallahi ben bir yere gidemem. Acımdan ölüyorum. Halim yok ya. Ozan, ha? Bak bu sıra numarası, tamam mı? Yanınca gidin. Sıra numarası diyor. Ah yandı bir. Evet, şöyle takdim edeyim. Yalnız sizin sıra numaranız 2. Daha size sıra gelmedi. Buyurun. Ulan kredi mi çekiyoruz, kız mı istiyoruz? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Yandı, yandı. Sizin sıranız geçti. Ulan şuradan şuraya sıra mı kaçırdık biz şimdi? Baba ama ya. Tamam, tamam. Geçmemiş. Fatih, Fatih kızı iste, vermezse ekmek arası bir şeyler iste gidelim Allah aşkına. Anne Allah Allah, bir dur sen de ya. Allah Allah. Evet. Neydi sizin işlem? Efendim, bizim işlem kız isteme. He. Evraklar yanınızda mı? Ne evrağı lan? Ha. Evrak diyor oğlum bu. Şey mi? Aşkım, şey çikolata mı evrak dediği? Ne? Olabilir, evet. Ha. O zaman baba sen burada bekle, sırayı kaybetmeyelim. Ben alıp geliyorum, tamam mı? Bir tane verme içine. Ya anne, bir dur Allah aşkına ya. Efendim, ha. Buyurun. Şöyle bırakayım. Bu ne şimdi? Bu çiçek, bu da çikolata. Ha. Adettendir. Siz görev başındaki memura rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Sarayım. Estağfurullah efendim, öyle bir şey yok ya. Ben elimiz boş gelmeyelim diye dedim. Ha. Ha. Tamam o zaman. E-Devlet şifrenizi alayım. Ha. Ne şifresi lan? Sağlık raporu falan bakacak. Ha. Ben kısır değilim. Yok, üzerinizde bir şey var mı yok mu ona bakacağım. Gel oğlum, gir şifreni, ben bakayım. Bakmazsanız. Bu arada içecek bir şey ister misiniz? Vallahi genelde kahve olur ama. Nasıl alırsınız kahvenizi? Şekersiz çünkü, öyle sağlıklı. Tamam, getiriyorum. Ecem kızım, kahvenin yanında kektir, kurabiyedir, bir şey varsa getir, tamam mı? Olmadı böyle küp şeker getir, ben onu kıtlatırım. Tamam. Ya anne, Allah aşkına at mısın sen, şeker istiyorsun ya? Gençliğimde öyleydim, ne var? Israk gibiydi vallahi. Ödesiz. Sizin üzerinize iki daire görünüyor. Aa, bildi vallahi. Aynen, biz üçüncü katta oturuyoruz. Beş katlı bizim apartman. İki daire var üstümüzde. Salak salak konuşma oğlum ya. Allah Allah. Evet, oğlumun üstüne iki daire var. Belki hata yapmışım. Borcu mu görünüyor acaba? Yok. Kat mülkiyeti görünmüyor. Bu kaçak yapı. Siz aftan yararlanmadınız mı? Ay affedin, yararlanamadık Gürhan Bey. Benim kaynımın da var aynı muhitte dairesi. Onun da şeyini versek bakabilir misiniz? Yok, kendisinin gelmesi lazım. Çok uzakta ama o. Yapacak bir şey yok. Aman abicik ya. Ne anlatıyorsun sen ya? Araya sıkıştırıyorum, ne var? Allah Allah. Ha, olmaz mı? Olmaz efendim. Kendisinin gelmesi şart. Tamam. Tamam. İyi, hadi. Evet. Nerede kaldı kahveler kızım? İşimizi sormayacağım. Allah Allah. Burada babacığım. Hadi ver. Ne bileyim, ne iş yaptığını sorarsın diye ben. Oğlum sen tuzlusunu al, bana dokunuyor. Ya anne, bir sürpriz gibi bırak Allah aşkına. Ben içeceğim zaten onu ya. İçeceğim kızım, eline sağlık.
Evet, oğlumuz ne iş yapıyor Fatih Bey? Efendim, diğer özel şirketlerden fazla bir özelliği olmayan yine bir özel şirkette işe salım uzmanı. Böyle işe alıp alıp sahaya salıyorlar bunları. Ortam gergin ya, şaka yapayım dedim. Kekneyim yok muymuş? Yok onlar ama zararlı gluten tüketmiyoruz. Ölmem inşallah. Evet, o zaman Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ne oldu lan? Nereye gitti lan o? Mesai bitti şimdi. Öğle arasına çıktık daha doğrusu. Ben hemen atıştırmalıklarım var. Onları yiyip ben de geliyorum. Bak bak görüyor musun? Kendi yiyor, bize vermiyor. Kahnem. Baba bizim işlem yarım kaldı. Hadi o zaman yarın isteriz. Ne yapalım? Ya ne yarını? Bir durun. Aşkım bir şey. Evet ya, bu ya devlet dairesi burası. Hafta sonları tatildir. Yarın cumartesi. Ne olur halledik. Evet. Kim lan? Selam. Tısa. Tısa mı? Sabah koşusuna çıkmıştın da biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Bu tıslayan kim ya? Abim Batuhan. Kendisi spor hocası olur. Memnun olduk oğlum. Ben de. Babam öğle arasında değil mi? Hava mı kaçırıyor bu ya? Fatih, bu da bize spor yaptırmasın şimdi. Yok daha neler. Allah. Yemekler yenilmiş ve hareketsiz kalınmış. Aa, yaptıracak galiba. Ne haber Ozan? Ha, iyiyim abi vallahi. Sen nasılsın? Kız falan istiyoruz. İyi, ben de aynı. Koşturmaca. Güzel, güzel. Yok, yok. Yaptırmayacak. Hazır babam öğle arasındayken... Yaptıracak, yaptıracak ya. Acaba bir koşuya mı gitsem? Pardon oğlum, bir koşu nereye gideceksin? Sana ne ya? Bırak adam, nereye koşarsa koşsun. Ya, Allah Allah. Boş koşu teyzeciğim. Boşu boşuna koşma sen. Ha, gelirken bir bize 150'şer gramlık et döner yaptırsın, olur mu yavrum? Tabii olur, tabii olur. Tamam, olur. Vallahi şaşırttı beni. Oh, yaptırmayacağım. Tamam. Ama önce... Hak etmeniz gerekiyor. Şınav pozisyonu alalım lütfen. Ne alakası var ya? Hadi yatalım, hadi, hadi. Ya hadi. Ben hayatımda bu kadar eğilmedim. Ya baba, hadi Allah aşkına gel ya. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Ben döner için iki tane çekerim. Evet, hadi buyurun, sayacağım ben. Hadi bakalım. Bir. İki. Doğru söylüyorsun. Teyzeciğim, yalnız popo içeri lütfen. Ay, benimki doğuştan oğlum. Alkışlamayın, zor duruyoruz. Evet, hadi sayıyorum. Üç. Mesai bitti. Mesai bitti. Evet. Nerede kalmıştık? Baba, benim bir askerlik işi vardı. Onu halledersek. Ama biz önce gelmiştik ya. Biz önce gelmiştik. Buradaydık ama. Lütfen, lütfen. Ya bu haksızlık ama ya. Bizim sıramızı almasınlar. Yok, yok. Sizin sıranızı alamazlar Fatih Bey. Senden önce bu işlemi bir bitirelim, ona da bakarız. Tamam. Peki baba. Tabii. O zaman ben kaldığım yerden devam ediyorum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Aha! Ne oluyor ya? Sistem dondu. Aha. Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Vallahi ne yapacağız? Siz şimdi gideceğiniz, haftaya geleceğiniz. Babacığım lütfen ama artık. Ama babası lütfen ya. Bu kızı veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Ama efendim, yani şimdi ne desem bilemedim. Bugün cuma. Biz kaç iş günü sonra gelelim o zaman? Hanım, şu kız istemeden sonra bizim evliliği bir konuşalım seninle ya. Ya bana deseydiniz ben sizi araya sıkıştırırdım ya. Deseydim baba işte onu. Efendim? Bayağıdır bir tıslamadan hatırlatayım dedim ya. Ama Gürhan Bey, siz biz burada maymun ettiniz ya. İyi ki bir kızınız var. Sanki yiyeceğiz kızınızı ya. Verin gitsin canım ya. Allah Allah. Küstüm bu sefer, ben istemiyorum. Hayır. Gürhan, hadi lütfen. Ya benim, ben bugünü bekliyorum Gürhan amca 3 yıldır. Allah aşkına ya. Evet, biraz daha vermesiniz, açlıktan öleceğim ben burada. Bir kızı vermemek bu kadar zor olmamalı ya. Baba, Allah Allah. Ya, bilemedim, şey mi hadi yapsam, lütfen ne ya. Hadi lütfen ya. Hadi Allah sizi seversin. Hadi, ya. Tamam. Tamam. Ya benim için çok zor bir durum canım bu. Yani bir tanecik kızım var, öyle vermek kolay olur mu ya? Ne diyeceğim şimdi, ben ne yapayım? Ozan. Ha. Kıza gözün gibi bakacaksın lan. Tamam. Tamam, hiçbir şeyden ayırt etmeyeceğim. Her şey ne olacak senin? 2 tane de torun isterim. Ha, 3 de yapabilirim, belli olmaz. Lan. Tamam, tamam. 2 tane. 9 ay önceden haber vereceğim baba. Tamam. Tamam. O zaman... Verdim gitti. Ya çekil, ben sarayım ya. Ama evet. Vallahi verdiniz ama nasıl verdiniz ya? Ya. Az kalsın devreye başkalarını sokacaktım ha. Ne o? Şuraya bir imza atmanız gerekiyor. İmza nedir ya? Atarız hemen. Bir imzalık bir şeyse. Ne oldu ya? Mesai bitti. Yok. Haftaya gelin. Ya böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Diyenler, zil diyenler.
Tamam Zile, ne oldu ya? Ecem. Hazırla, koş. Ecem az, Ecem. Görüşürüz Ecem, hadi. Görüşürüz. Ama Ecoz'u bir arada görmüşken yolda. Doğru, Ecem ve sen Ecoz'sunuz değil mi? Ecoz'u, biz Ecoz'u. Sen, ne işlem vardı sizin, buyurun. Skeçte oynuyordu onlar. Evet, evet, biliyorum. Çok güzeldi. Şey gibi açıklıyor köşe. Araya bildi. Ya bu skeçle ilgili işte dün gece yine sabahlara kadar provalar yapılırken... sen yazarlarından birisin. Geçen hafta söz vermiştim. Geçen hafta söz vermiştin. Bir skeç yazayım dedim, araya sıkıştırayım dedim. Gerçekten çok absürt bir fikir. Demek ki skeç yazdığında da öyle şey yazıyorsun. Demek ki neden yazmıyor acaba? Yani bir tereddüt vardı kafada ama seyirci başta aldı, evet, fikri. Evet, bayağı aldı. Sevdi yani fikri. Bir, siz bir ara bir şey karıştı, ne oldu? Bir ezber gitti ya. Orada ben ya, yazar olarak. Sen unuttun. Biraz dedim karıştırayım. Güzel bir skeçte sen unuttun. Orası da montajda belli olmayabilir de çok güzel ya. Evet. Böyle tereddütte olduğumuz şeyleri izlerken işlediği zaman ben de orada çok seviyorum ya. İşte diyorum şey oldu. Yazarlardan biri de Cihan. Evet. Cihan'la birlikte ya yazdınız. Asıl aslında o yani. Ben onun yanında fikir duran... Fikir kimin? Yani evde baba memur böyle takılır, fikri kimin? Yani o Cihan'ın. Öyle mi? Fikir Cihan'ın tabii. Senin... Ben bu sefer fikir babası ben değilim abi. Hatta bir kere oynadık bu skeci. Evet. Çalışmamıştı abi onda. Niye girdin oraya sen? Sana kaldı çalışmadı. Sonra Gürhan abi yazarlara girince çalıştı. Diyor ki Cihan tek yazında olmadı. Gürhan girince kurtuldu diyor. Madem konuyu açtık orada da Cihan, şey Gürhan vardı. Orada da ya. Sen niye? Bunu söylemeyecektin. Niye söyledin? Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.